Serilerde karşılaştırma testleri örnek soru 2. Bu videomuzda serilerde karşılaştırma testine bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. N 1'den sonsuza 9 çarpı sin 2 bölü n serisinin yakınsak veya ıraksak seri çeşidinden hangisi olduğunu belirleyiniz. Öncelikle serimize baktığımızda bu oldukça kalıp bir karşılaştırma testi sorusudur. Sinüsün içine sayı bölü n'li bir ifade gelmesi durumu. Bu başındaki sabit sayının zaten soruyla hiç ilgisi yok. O yokmuş gibi davranabiliriz. Buradaki n'li bir şey olsaydı dünya değişirdi. Ama sabit sayıyı serinin dışına çarpım olarak çekeriz, seriden bağımsız hale gelebilir. O yüzden odaklanacağımız sin 2 bölü n. Buradaki koslu olsaydı bu karşılaştırma testi sorusu olmazdı. Mesela 9 kos 2 bölü n oldu varsayalım. Burada n'inci terim testini uygularsak testi limit n sonsuza giderken 9 kosinüs 2 bölü n sonsuza giderken buradaki 2 bölü n 0'a gider. 9 kos 0 olur. Kos 0'da 1 ettiği için sonuç 9 çıkar. 9 eşit değil 0 olduğu için eğer ki buradaki an yani dizinin genel terimi yani serinin içindeki dizinin genel terimi ifadesinin limiti 0'dan farklı çıkarsa bu seri ıraksak olur. Fakat buradaki versiyonuna, bizim önümüzdeki versiyonuna baktığımızda bu soru sadece sinle yazılan bir sorudur. Sinin n sonsuza giderken aynen şu işlemi yaparsak içerisi 0 eder. Sin 0'da 0 olacağından dolayı bu 0 eder ve n'inci terim testi işe yaramaz. Bunu niye söyledim? Burada bu şekilde bir düşünsel olarak her sinle yapılan kosla da sorulabilir gibi bir fikir olmasın kafamızda. Bu tipi sadece sinle. Şimdi devam edecek olsak bu tipi tanjantla da yapabilirler. Sin ve tan diyelim. Ve bunun tanjantlı versiyonu olur bir de. Aynı soruyu tan 2 bölü n'de diyebilirdi. Şimdi burada birinci adım bu serinin içinden ne yapıp edip bununla belli bir şekilde karşılaştırabileceğimiz ya P serisi ya geometrik seri üreteceğiz ki burada geometrik seri mümkün değil. Şu sin'in içindeki ifade 2 bölü n bir P serisi. Demek ki biz de 2 bölü n üretelim. N 1'den sonsuza kadar 2 bölü n bu bir P serisidir. P serisi testi. Ve bunun P'si buradaki n'in üssü olan 1'dir. 1 küçük eşit 1 olduğu 0 1 olduğu için evet dağıldık. Bu ıraksaktır. Şimdi karşılaştıracağımız serinin ıraksak olduğunu tespit ettik. Burada devamında doğrudan karşılaştırma testi mi, limit karşılaştırma testi mi kullanacağız? Bu bölü bu yaptığımızda biz bunu limit karşılaştırma testiyle çözebiliriz. Bunun limiti hesaplanabilir bir limittir. Bunun limitini hesaplayabileceğinizi düşündüğünüz an limit karşılaştırma testi. Limiti hesaplayamıyorsak bir trigonometrik soruda derhal bunun eksi 1 ile 1 arasında olduğunu yazıp doğrudan karşılaştırmaya doğru ilerleyeceğiz. Çözdüğümüz ilk soru doğrudan karşılaştırmayla çözülmek zorunda olandı. Bu tip ise limit karşılaştırmayla çözülmek zorunda olan. Limit karşılaştırma testi. Limit n sonsuza giderken aradığımız yukarı 9 sin 2 bölü n bildiğimiz aşağıya 2 bölü n bizim ürettiğimiz. Bunun sonucuna baktığımızda n sonsuza giderken burası 0 eder. 9 sin 0'dan yukarısı 0. Aşağısı da 2 bölü n sonsuza giderken 0 eder. Karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var. L'Hopital kuralını uygulayalım. Payın paydanın ayrı ayrı türevini almaktan bahsediyorum. 0 bölü 0 ile karşılaşırsak bu belirsizlikten kurtulmak için L'Hopital kuralını uygularız. Payın paydanın ayrı ayrı türevi. Limit
en sonsuza giderken 9 olduğu gibi kalır. Sin kos'a dönüşür. Kos 2 bölü n çarpı içerisinin türevi. 2 bölü n'in türevini 2 n üzeri eksi 1 düşünüp eksi 1 başa geçer. Eksi 2 n üzeri eksi 2 olur. Yani eksi 2 bölü n karedir. Bölü aşağıdaki 2 bölü n'in türevi de eksi 2 bölü n kare. Limite bakmadan önce varsa mutlaka sadeleştirme. Yaptık sadeleştirmemizi. Limit n sonsuza giderken 9 cos 2 bölü n kaldı. Onu da mükemmel sıkıştırdık oraya. Devam ettiğimizde n sonsuza giderken içerisi 0'a yaklaşır. Cevap 9 cos 0 olur. Cos 0'da 1 ettiği için cevap 9. Cevap 0'dan büyük ve sonsuz olmadığı için limit karşılaştırma testinde sonucun negatif çıkmasını istemiyoruz. Bir de sonsuz çıkmasını istemiyoruz. Yani 0 ile sonsuz arasında bir değer elde ettiysek limit karşılaştırma testi işe yaradı demektir. Peki nasıl işe yaradı? Bizim bildiğimiz neyse, bildiğimiz raksaktı, aradığımızın da raksak olduğunu anladık. Dolayısıyla iki seride, karşılaştırılan iki seride raksaktır. En sonda şöyle bir aşağıya yazıyla da şunu yazarsak oldukça güzel olur. 9 sin 2 bölü n raksak bir seridir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.